sorumuzda gramer açısından konuşacağız ve bu gramer sorusu ise Touchstone'un mavi kitabındaki yani ikinci kitabındaki üçüncü ünitenin B dersi ile ilişkili. Ve gramerimizde de bize şu sorulmuş. When bağlacıyla, ettiğim zaman, yaptığım zaman bağlacıyla cümleleri birleştirme ile ilgili bir husus sorulmuş. Dilerseniz bakalım. Cümlemize bakarsak ve fotoğrafımızla da ilişkilendirirsek, I get a headache. Nokta nokta nokta. I feel stressed. Okay. Burada gördüğümüz gibi headache bize baş ağrısını gösteriyor. Headache. Ve burada fark ettiysek iki tane cümleciğimiz var. Farklı renklerle yapıyorum. Birinci cümleciğimiz öznesi I, fiili get ve a headache objesi de a headache olmak üzere birinci cümlem var. I get a headache. Başım ağrır. Simple present'ı gördüğümüz gibi değil mi? Geniş zaman başım ağrır. Nokta nokta nokta. Bir diğer başka bir cümleciğimiz var. Onu da kırmızı ile yapalım. Yine öznesi, fiili ve ardından da gelen adjective kısmı olan I feel stressed ile olan bir ikinci cümleciğimiz var. Gramere gelirsek tekrar yukarıda yazılan gibi when bağlacıyla cümleleri bağlamakla ilgili bir soru sorulmuş. Birinci cümlem ve ikinci cümlem. I get a headache. Başım ağrır. Nokta nokta nokta. I feel stressed. Stressed adından da tahmin edileceği gibi stresli hissettiğimde, stres altında hissettiğimde başım ağrır diyeceğiz. Bu iki cümleyi bir araya getirecek bir kısım arıyoruz biz. Birlikte o zaman bakalım kelimelerimize. A'ya bakarsak often ya da often. Yine simple present'ta öğrenmiştik bunu. Genellikle sık sık anlamındaydı, değil mi? Ama burada ikisini bağlayan bir cümle bir bağlaç değil. Çünkü bu sıklık zarfı. Bir cümleyi bağlayamaz. Cümleye anlam katar sadece. Sometimes'a bakalım. Yine often gibi sıklık zarfı. Sometimes'ın anlamı da bazı zamanlar. Hatta size ipucu olsun some bildiğimiz gibi ve time zamanlar. Dolayısıyla bu şıkkımızı da eledik. İki cümleyi bağlayabilecek bir bağlaç arıyoruz. Usually ise yine aynı şekilde sıklık zarfı. Anlamı da çoğu zaman. Generally ise tıpkı usually ve often gibi aynı anlama geliyor. Sıklık belirten bir zarf ve anlamı çoğunlukla, genellikle, sık sık. Ve geldik doğru seçeneğimize. When bağlacına. When'i hatırladığımız gibi soru için kullandığımızda ne zaman anlamına geliyordu, değil mi? Fakat buradaki when İki cümleyi birbirine bağlayabilen bir bağlaç görevinde. I get a headache. Başım ağrır. Cümlem bitti. I feel stressed. Stresli hissederim. İki cümlem var. When'i koyduğum zaman ise silelim burayı. Güzel. When'i koyduğum zaman ise artık bu iki farklı cümle tek bir cümleye iniyor. Ve anlamı da I get a headache. Başım ağrır. Ne zaman, bakın when, ne zaman stresli hissedersem.